Hoş geldiniz. Otellerle ilgili geçmiş videolarda kanalın geride bıraktığımız videolarında birçok öneride bulundum ama şu genel bir şey yapmak istedim. Çünkü bu otel seçerken turizm tüketicisi açısından, tatil tüketicisi açısından fevkalade önemli hale geliyor sanki. Bu konuda çok da soru aldım. O yüzden böyle değişik bir program yapmak istedim bugün. Oteller hakkında doğru bilinen 5 büyük yanlış. Tüketici tarafından bakıldığında sektörün içini bilmediğimiz için çok doğal olarak belirli önyargılara sahibiz. Diyoruz ki işte şu tip oteller daha iyidir, böyle olursa daha iyi olur vesaire vesaire. Şimdi onlarla ilgili çok doğru bildiğimiz tüketici açısından ama aslında çok da doğru olmayan 5 tane maddeyi paylaşacağım sizlerle bir otelci olarak. Yani işin içinden gelen biri olarak. Şimdi birinci en büyük yanlışımız şu bence. Bir otelin fiyatı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Yanlış. Bu genel geçer bir kavram. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Elbette otellerin fiyatlarıyla otellerin kaliteleri arasında bir parametre var. Yok dersek büyük yalan söylemiş oluruz. Ama bu tek parametre midir? Ya da tek gerçek midir? Ya da en pahalı otel en iyi olan mıdır? Bu çok tartışılır. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. O yüzden bir otel seçerken sadece fiyatına bakıp en pahalı olanı seçmek mantıklı bir yöntem olmayabilir her zaman. Buna çok dikkat etmekte fayda görüyorum. Bir de otellerin fiyatlarının nereden belirlendiğini ya da nasıl belirlendiğini çok kısacık anlamakta fayda var. Oteller fiyatlarını genel olarak kendi doluluklarına göre belirlerler. Bakın başka otellerin doluluğuna göre, başka sektörlere göre, başka sektörlerdeki gelişmelere göre falan değil. Kendi oda doluluklarına göre belirlerler. Peki bu neye göre değişir? Oda sayısına göre değişir. Örneğin benim 10 odalı bir otelim varsa, bu 10 odanın 8 tanesi doluysa benim son 2 odayı satacağım fiyat elbette daha yükselecektir. Ama 500 odalı bir otelim varsa ve 300 odam doluysa 200 tanesi hala boş demektir. Dolayısıyla parametre, fiyat parametreleri değişkendir. O yüzden de şu büyük bir yanlış. Eğer otelin fiyatı yüksekse otel çok iyidir. Böyle bir şey yok. Bunu aklınızdan çıkartın. İkinci büyük yanlış. 5 yıldızlı oteller daha iyidir. Şimdi bunu size çok uzun uzun teknik anlatabilirim elbette ama buna gerek yok. Tüketici açısından sadece şunu söylemekte büyük fayda var. Türkiye'de otellerin yıldız belgelendirmesini yani kaç yıldızlı olacağının kararını Türkiye Turizm Bakanlığı verir. Fakat Türkiye Turizm Bakanlığı'nın bu konuda ne kadar yenilemeye, kendilerini ne kadar ilerletmeye falan gayret ederlerse etsinler kriteri temel olarak, evet dikkatli dinleyin burayı, kriteri temel olarak binadır. Yani bir otelin 5 yıldızlı olmasına karar vermek için 2019'da yeni değişen mevzuata göre örneğin 60 oda ve üzerinde olması gerekir. Şimdi şöyle düşünün. 61 odalı bir bina yapıyoruz ve bunu bir otel düzeninde yapıyoruz. O zaman 5 yıldızlı olmak için yeterli koşullardan bir tanesini aldık demektir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bunun gibi bir sürü malzeme var. Mesela işte odasında minibar olacak. Odasında 1, 2, 3 tane, 5 tane, 6 tane işte ne bileyim kulak pamuğu, şampuan, şu bu ıvır zıvır olacak. Bunların hepsinin bir Excel listesi var Turizm Bakanlığı'nda. Onlara puan veriyorlar. Sonra belirli bir puanı tutturduğunuzda da size 5 tane yıldız veriyorlar. Hikaye bundan ibaret. Peki servis bunun neresinde? Ya da hizmet? Bir tane madde koydular son yıllarda. Güya hani hizmete gönderme yapıyorlar. O da şu. Diyorlar ki 5 yıldızlı otel olabilmen için personelinizin toplam sayısının %30'u kadar turizm işletmeciliği diplomalı, buraya dikkat, ya da sertifikalı personeliniz olması gerekiyor. Bir, bunu doğru düzgün asla denetlemiyorlar. Yani siz ortaya bir takım diplomalar veya sertifikalar yayarsanız bu iş bitiyor. Sorun yok. İki, diyelim ki denetliyorlar. Türkiye'de dünyanın en kolay şeyi sertifika almak. Hani diplomayı ayırıyorum. Diploma almak öyle bir şey değil elbette. Ben de bir turizm işletmecisi diplomasına sahibim ama özetle Türk Turizm Bakanlığı'nın bir otele yıldız verme standardı bina ile ilgili, hizmetle ilgili değil. O yüzden Türkiye'de her ikisinin de kapısında 5 yıldız olan çok değişik, birbirinden çok farklı, hiç alakası olmayan kalite manasında oteller var. Biraz şöyle etrafınıza bakarsanız kolaylıkla görürsünüz. Ben buradan isim zikretmek istemiyorum. O yüzden bir otel 5 yıldızlıysa iyidir. Yanlış. Böyle bir şey yok. Aklınızdan çıkartın. Otel büyükse yani oda sayısı fazlaysa vesaire hacmen büyükse daha iyidir. Bu da yanlış. Çünkü otelin büyük olması, oda sayısının çok fazla olması,
o oteldeki hizmet kalitesinin, misafir memnuniyeti dengesinin, misafire tavır, hitap ve servis standartlarının iyi olacağı manasına gelmez ki. Ben size 1000 küsur odalı bir sürü otel sayarım ama içinde sadece yapmayın. En büyük otel, en güzel otel diye bir şey yok otelcilikte. Bunu da aklımızdan çıkarmamızda büyük fayda var. Bir büyük yanılgı da şu. Son 20-25 yıldır bu konuya ilgili hepimiz böyle, bütün turizm tüketicileri bu konunun peşinden gidiyor. Biliyorum yeni yeni ayrışmaya başladık bu salgın döneminden itibaren. İyi ki de. O da şu. Dördüncü büyük yanlış. Otelin açık büfesinde ne kadar çok çeşit yemek varsa otel o kadar iyidir. Büyük yanlış. Bakın büyük yanlış diyorum. Çünkü bir otelin açık büfesi bir optimizasyonla, yani bir algoritmik matematikle hazırlanır. Ne demek o? Biz ona maliyet hesabı diyoruz. Yani onun bir hesabı var arka tarafta. O büfeyi biz yapıyoruz. Kaç kişi oradan yemek yiyecek diyoruz. Sonra bir kişi en fazla ne kadar ne yiyebilir diye hesaplıyoruz doyma endeksi açısından. Sonra da oraya bir maliyet standardı koyuyoruz ve o büfe ona göre tasarlanıyor. Siz ne görmüş olursanız olun orada, bakın net söylüyorum, gördüklerinizin %60'ı net yemek değildir. Sadece %40'ı net yemekten oluşur. %60'ı o yemeklerin birbiriyle karıştırılmasından oluşan, nasıl söyleyeyim, sentezlerdir. Dolayısıyla büfedeki çeşidin artması demek orada çok kaliteli yemek veriliyor manasına gelmez. Bazen bir balıkçı köyünde bir lokantaya gidersiniz. Önünüze bir tabak getirirler. Tek bir mangalda balık koyarlar ve içine iki tane soğan, bir tane roka koyarlar. En doğru yemek o olabilir. O yüzden çeşidin o kadar artması demek, otelin kalitesi çok yüksek demek anlamına gelmez. Ah, şunu parantezle açayım. Açık ve şahane olan, gerçekten müthiş çalışan büyük oteller yok mu? Var elbette. Ama işte fiyat, fayda endeksleri de orada devreye giriyor. Hani bazen yorumlarınızda soruyorsunuz ya, kanalda yayınladığım videoların altında, hani bu niye pahalı, bu otel niye bu kadar? İşte onun sebebi maliyetlerle ilgili. Eğer doğru maliyeti oluşturuyorsa otel, ona göre bir fiyat kullanmak mecburiyette kalıyor. Elbette birinci maddeyi unutmadan, en pahalı otel de en iyi otel değil. Tıpkı en çok çeşidin olduğu açık büfe en iyi oteli yansıtmayacağı gibi. Son maddemiz, bu konuyla ilgili 5. maddemiz biraz daha psikolojik aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü uzunca süre kurumsal eğitim verdiğim için oradaki otelcilik sektörü dışından olan ama otelciliğin çok ciddi müşterisi olan, çok ciddi turizm tüketicisi olan sevgili paydaşlarıma ya da katılanlara hep bu soruları sordum. Hani ne bekliyorsunuz, nedir beklentiniz vesaire diye. Bakın şöyle bir yanlış algı var otelcilikle ilgili. Otel ne kadar lüks ise ortaya çıkacak tatil de o kadar keyifli olur. İnanın çok büyük bir yanlış bu. Çünkü hanımlar beyler, tatilin keyfini belirleyecek şey otel değildir. Tatilin keyfini belirleyecek şey sizsiniz. Ben bir turizmciyim, bir otelciyim de yıllardır. Benim eşim de hem acentacı hem otelci, turizmci yıllardır. Biz tatile gittiğimizde bizim neler görebileceğimizi hayal etmeniz gerekir herhalde. Çünkü mesleğin içinden geliyoruz. Arkada ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama biz her tatilimize şöyle baktık hayatımız boyunca. Gittiğimiz zaman dilimi o kadar değerli ki, o kadar kıymetli ki. Çünkü onu yılda bir veya iki kere yakalayabiliyoruz gidebilmek için. O zaman o tatil bizim açımızdan keyifli olmak mecburiyetinde. Dolayısıyla karşı tarafın, yani karşı unsurların tabii ki çok çılgınca şeyler olmadığı sürece ne iyi, ne kötü, ne kadar lüks, ne kadar pahalı, ne kadar büyük, ne kadar küçük olduğu bizim umurumuzda bile olmadığı için. Çünkü mesleğin içinden geliyoruz. Ama ben birçok tüketicide şöyle bir hata görüyorum. Otelin lüks olması benim çok daha iyi bir tatil yapmama sebep olacak. Hayır. Bazen çok daha ucuz, çok daha küçük, çok daha farklı noktalardaki tesisler, siz eğer keyif almak istiyorsanız size çok daha keyifli gelebilir. O yüzden burada lütfen tatile giderken tatil modunuzu alın da gidin, olur mu? Sorun aramaya, problem görmeye, hata görmeye tatile gidilmez. Onu yaparsanız en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Bir küçük hatırlatma. Hiçbir otelci bir sezon boyunca kendisine ziyaret eden binlerce misafirinin gördüğü, bulduğu hataların üzerine takılıp kalmaz. Öyle bir şey yok. Biz hayatımıza hep devam ederiz. Ama olan ne olur biliyor musunuz? O sizin bir haftalık tatilinizi. Dolayısıyla bunu yapmaktan vazgeçin. Otellere giderken
Mutlu olmak üzere gidin. Bütçenize göre, tarihe göre doğru seçmeye çalışarak mutlu olmak üzere gidin. Aksi takdirde otelin lükslüğü sizi mutlu etmeyecektir. Bu 5 büyük yanlıştan vazgeçersek doğru otel analizi yapıp doğru otel seçimi de yapabiliriz elbette. Her zaman söylediğim gibi. Bu kanalda yayınlanan videoların altına otel seçimlerinizle seçmeden önce, gitmeden önce ya da rotalarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa vaktim olduğunca elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.